Nasıl bir şey söyleyeceğim. Yani şu dakikaya kadar birçok not aldın, onu biliyorum. Bölgeye ve bölge denklemini de çok çok iyi bildiğini senin de biliyorum. Bu arada Biden'ın Kongre'den talep edeceği 106 milyar dolarlık devasa ek bütçenin içinde Ukrayna için 61.4 milyar dolar ama İsrail için 14.3 milyar dolar var. Yani İsrail'e askeri yardım bu arada 10 milyar doların üstünde. Bak bu da bir şeyin göstergesi diye düşünüyorum, önemli. Ne dersin? Bir yerden başlamak istiyorum şimdi, o kadar çok konu konuşuldu ki. Teşekkürler bütün konuklara. Evet. Elbette onlar da benim görüşlerime katılmayabilir. Ben de onların bazı görüşlerine katılıyorum, bazılarına katılmıyorum ama bunun şu aşamada bir önemi yok. Çünkü hakikaten tabloyu anlamak sanıldığından daha zor. Çünkü Sayın Fidan'ın konuşmasının özetini kendimce aralarda çıkarmaya çalıştım. Ben bir kere bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Dışişleri Bakanımızın Lübnan'daki basın toplantısında yaptığı konuşma ve çıkış, özellikle bazı cümlelerin altını çizelim. Hem de bugünkü yaptığı konuşma, TRT Haber'de yaptığı konuşma bize başka bir şey söylüyor. Bence Türkiye bir örtünün üzerini kaldırıyor. Yani buna ne olur biraz daha odaklanalım. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Şimdi Faruk'un sorduğu soru da mesela önemli bir soru ama yanlış bir soru. Yani arkadaşlarına sığınarak söylüyorum. Çünkü öyle bir sorunun pratik gerçeklikle bir ilgisi yok. Yani Hamas ortadan kaldırmadan İsrail durmayacak. Şimdi bu bir kere Hamas'la ilgili tanımlarımızı biraz da gözden geçirmemiz gerekiyor. Ben oradan başlamak istiyorum. Doğrudur. Mesela Amerikan yönetimine akıl veren, akıl transfer eden, ne bileyim danışmanlık yapan bir takım isimler vardır. Bir takım zeminler vardır. Mesela Foreign Affairs'ta yeni yayınlanan bir makale Stephen Simon'ın Washington Üniversitesi'nde, eğer yanlış hatırlamıyorsam, not almamışım ama eminim öyle olduğundan. Evet. Şimdi orada da bir senaryo var. Şöyle bir senaryo var. Onu çok kısaca anlatayım. Sonra Hamas'la ilgili tarifime döneceğim ben. Diyor ki, biraz da Faruk'un aslında o sorusuna cevaben bir şey gibi bu. Hamas ve oradaki benzeri örgütlerin askeri yeteneğini kırmadan, yok etmeden bir adım atmak mümkün değil. Buradan başlıyor Simon'un makalesi ve diyor ki daha sonrasında, bu yapıldıktan sonra kontrolü üçüncü taraflara devredecek bir geçici süreç oluşturulmalı. Bakın açık açık bir takım planlar konuşuluyor. Evet. Sadece bu konuda Türkiye'nin görüşü yok, başka ülkelerin görüşü yok. Amerika'nın da bu konudaki görüşlerini şekillendiren bir takım kanallara bakıyorum. Diyor ki burada çok ilginç, Türkiye'den hiç bahsedilmiyor, Katar'dan bahsedilmiyor. Bu önemli. Bu üçüncü tarafa devir konusu sözde Birleşmiş Milletler eliyle olacak ama bir takım ülkelerde bunun içinde olacaklar. Mesela Amerika olabilir, Ürdün olabilir, Suudi Arabistan olabilir veya Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler'in bizzat kendisi de olabilir. Burası İsrail'le koordineli bir biçimde Gazze kontrol edilecek. Bu çok ilginç bir senaryo. Ondan sonrasında da başka süreçler geliştirilecek. Fakat bir cümle var, o çok anahtar işte. Diyor ki tabii bütün bunları yapabilmek için can çekişen Filistin yönetimini de canlandırmak gerekiyor. İşte benim günlerdir bu kriz çıktığı andan itibaren söylemeye çalıştığım hikayenin de temeli burada. Ben hep şunu soruyorum. Doğrudur, orada bir resmi otorite vardır. Oslo müzakereleri 93, arkasından Gazze ve Eriha anlaşmaları. Hepsini gözden geçirmiş bir arkadaşınız olarak şunu söylüyorum. Tekrar tekrar baktım bu kriz vesilesiyle. Oralarda öyle Filistin'e verilmiş bir devlet değil. Kıymetli Büyükelçim de buradaki hazırında çok iyi bilecek. Aslında sınırlı özerk yönetim hikayesi vardır. Ve Hamas da önemli ölçüde bunu kabul etmemiştir. Şimdi Filistin yönetiminin temsil kabiliyetine, takatine, gücüne şu son günlerde Ramallah'ta yaşananlar üzerinden, toplamda Batı Şeria üzerinde yaşananlar üzerinden Mahmud Abbas'ın çok talihsiz, çok yaralayıcı bir biçimde bunca insanın kanı ortadayken, bunca çocuğun kanı ortadayken verdiği o kareler üzerinden de zaten ben konuşmaya bile değer bulmuyorum o tarzı ve tavrı. Dolayısıyla da Mahmud Abbas'ın şahsı değil burada sadece. El Fetih PKO üzerinden baktığınızda, yani resmi otorite olarak hoşnut karşılanan ve esasen bence uluslararası bir takım planlarda Hamas'ı devreden çıkarırsak biz zaten bu yönetimi istediğimiz gibi eviririz, çeviririz, istediğimiz noktaya getiririz meselesi bir yerlerde duruyor. Ya kimse kusura bakmasın, böyle açık bir plan işliyor şu anda. Yani Hamas'ı temsil alanının dışına çıkarmak tamamen, bunun için de işte diyorlar ya askeri kabiliyetini kırmak ya da Faruk'un sorusundaki o hani yok etmek, Faruk yok olsun diye söylemiyor. Yani İsrail bundan vazgeçer mi diye söylüyor. Tarihi ne zaman oldu? Doğru. Peki. O rapor hangisinin? Tarihi, yani bu senaryonun tarihi ne zaman?
18'i. 18 yani yeni... Aboneysen bakıp... Yeni. Nerede yayınlandı? Çok yeni. Foreign Affairs'ta. Okey. Tamam. Okey. Tamam. Ona bakabilirsiniz. Yani bu olmayabilirdi ama o önemli bir isim. O tür şeyler zaten dolaşıyor ortalıkta. Şimdi gelelim burada Hamas'la ilgili söyleyeceklerimi. Sonra çok kısa Hakan Bilal'in söylediklerine değineceğim. Ve yeni dile dikkat çekeceğim tekrar. Şimdi bu Hamas'ı böyle askeri kapasitesini kıralım, yok edelim, kazıyalım, çıkaralım, aşağı indirelim, yukarı çıkaralım meselesi temelden yanlış. Ya bunun için önce çok kısa, orada sevgili Nevzat'ın da çok özel olarak ilgilendiğini bildiğim için, 79'da İran devriminden sonra bizim yakın bölgemizde, özellikle de Filistin'in bulunduğu alanda, Lübnan'ın bulunduğu alanda, Suriye'deki ortaya çıkan yeni örgütlenmelerin karakterine bir bakmak gerekiyor. Yani 87'de pıt diye böyle dernekler kanunu çerçevesinde falan ortaya çıkmış bir örgüt değil Hamas. Veya İslami Cihat ki karakteristik olarak Hamas'tan çok farklı. Tabii. Çünkü Hamas Gazze'de çok geniş bir temsil kabiliyetine sahip. Bunu böyle yokmuş gibi saymak, bu bahsedildiğinde havalara bakmak falan, bundan herkes bir kere vazgeçsin. Uluslararası kamuoyu zaten bunu yapıyor. Yani lütfen bari biz yapmayalım bunu. Şimdi Hamas'ın bu temsil kabiliyetini Türkiye çok önemsedi. Sayın Büyükelçim çok iyi hatırlayacaklar. Hamas'ın belli gelişleri oldu. Türkiye'ye muhatap alınma süreçleri oldu. Oralarda yeterince cesaret de gösteremedik. Uluslararası kamuoyunu baskılarına yeterince direnemedik. Bence Hamas Türkiye ile birlikte olmaya, daha şeffaf bir yapıya, birçok şeye açıktı. Bunu yapamadık. Sonrasında Hamas gitti, İran'la bir ittifak kurdu. O ittifakı da devam ediyor zaten. Ben bu ittifakta Hamas'ı hiç suçlamıyorum. Eğer suçlanacak birilerini arıyorsanız Hamas'ı yalnız bırakanlardır. Bu bir. İkincisi de bu konuyu kendi stratejik heveslerinin, yayılma heveslerinin bir parçası haline getiren İran'dır. Yani orada çaresiz kalmış bir topluluk, milyonlarca insan, bunların içinde onları temsil etmeye çalışan bir yapı gitti İran'la işbirliği yaptı. Suçlu, terörist, her şey. Ya bir şey söyleyeyim mi lütfen? Yani literatüre bir bakın ya. Ya Filistin Kurtuluş Örgütü'ne de daha ilk kurulduğunda 56'da El Fetih'e de terörist lafından başka bir şey hiç kullanılmamıştır. Ne zamana kadar? Bahsettiğim İran devriminden sonra bölgede ortaya çıkan ve İslami niteliği daha yüksek, daha farklı bir yapıda olan örgütlenmeler ortaya çıkıncaya kadar. Bu arada iki tane gelişme daha... sıcak Netanyahu'dan yeni mesaj. Evet. Tüm rehineleri serbest bırakma çabalarından... tüm rehineleri serbest bırakma çabalarından vazgeçmiyoruz bir. Aynı zamanda zafere kadar mücadeleye devam edeceğiz. Evet. İki mesaj. Bu arada zafere kadar mücadeleye devam edeceğiz derken yani zafere kadar nedir? Zafer nedir? Nedir yani zafer? Evet. Nihai hedef nedir? Bu arada... Yani insansızlaştırmak meselesi ise yani kan dökmeye devam edeceğiz mi demek istiyor? Bir de ne demek istiyor? Şimdi İsrail, bence Nasu abi bir saniye bence, çok önemli bu da şey son dakika. Şimdi İsrail tabii. Eski istihbarat eski başkanı Tuğgeneral Tamir Hayman diyor ki Kanal 12'ye eğer diyor Hizbullah aktifleşirse biz Hamas'ı belli bir süre erteleyip onunla mücadele edebiliriz. Yani bu kara harekatı falan ne oluyor sorusunun da bir senaryosu var. Çünkü İsrail için tek gerçek tehlike aslında Hizbullah. Yani savaş açacak bir güç varsa o da Hizbullah'ta var. Tırnak içinde söylüyorum herhalde. Yani öyle Nevzat sen Hülya, daha iyi analiz tabii. Edebilirsin. Devam edebilir miyim? Yani o konuda tabii İran Hizbullah üzerinde çok daha doğrudan bir etkiye sahip. Ben Türkiye'de yani yine söylüyorum yani hiç özür de dilemeyerek söylüyorum. Yani bu örgütleri birbirine karıştıran, bu örgütlerin sosyolojik dokusunu, mezhep dokusunu, dünyaya bakışını aynıymış gibi yan yana dizen anlayıştan dolayı biz bunları biraz yanlış anlıyoruz. İran'ın doğrudan dokunabildiği oradaki yapı Hizbullah'tır. Dolayısıyla evet. Hizbullah'ın sahneye girmesi İran'ın girmesi demektir. Hamas için aynı şeyi söyleyemeyiz. Yani Hamas tümüyle İran kontrolündedir. Tamamen İran tarafından yönlendirilmektedir. Sözü sadece son 3-5 yılı, 10 yılı bize hatırlatabilir ya da doğrulatabilir. O ama Hamas'ın tekrar söylüyorum yapısı farklıdır. Yani şimdi bu meseleyi Sünnilik, Şiilik üzerinden anlatmak istemiyorum. Ama böyle bir gerçekliği de var. Bunu da görelim. Şimdi bu Hamas'ın oradaki on binlerce insan, işte tüneller vesaire, Hamas oradan öyle kazımak falan diye bir şey söz konusu olamaz. Ha Allah korusun, yani bunu hiç anmak istiyorum, anmak istemiyorum. Çok daha büyük silahlar kullanıp bir şey yapabilir misiniz? İsrail'in sicili bunların hepsine müsait. Evet. Ya yani İsrail ile ilgili bugün Sayın Cumhurbaşkanı Hülya bir söz kullandı, dedi ki örgüt gibi davranıyor. Evet. Bence bu çok kıymetli bir tanım. Neden İsrail örgüt gibi davranıyor? Birincisi zaten
Kuruluşu itibariyle bir çete olarak davrandı İsrail. Yani bunu bakın 1947'de daha İsrail kurulmadan önce... Sayın Cumhurbaşkanı soykırım dedi ya. Evet. Yani değil mi? Daha ne dersin? Evet. Soykırım dedi. Yani İngilizlerin tam da dünya egemenliğinin ana ya da anahtarını Amerikalılara devretmek üzereyken o Siyonist çetelerle karşı karşıya kaldığı hikayeyi bir hatırlayalım. O beyaz işte white paper'ı yayınladıkları zamanlar. Ya o çeteler İngilizleri bölgeden çıkmak zorunda bıraktılar. 48'den sonra İsrail'in yaptığı bir tek hamle gösterin ki bana uluslararası hukuka uygun olsun, meşru olsun. O yüzden örgüt gibi davranıyor. İkincisi zaten herhangi bir şekilde bu yapıp ettiklerinden sorumlu tutulmuyor. Uluslararası hukukta yargılanmakla ilgili ben herhangi bir ihtimali ufukta falan görmüyorum. Böyle bir takım insani tepkiler üzerinden de İsrail'in içinde de farklı görüşler var. Ama vallahi onlar çok nadir görüşler. Nasıl Açın Güngör bir şey söyleyeceğim. Evet, bir cümle. Bir cümle olsun. 1948'den bu yana İsrail'in ne yaptığını hepimiz biliyoruz. Fakat evet. 1948 ve 67 iki kritik viraj. Şimdi biz Türkiye olarak diyoruz ki 67'deki sınırlar baz alınarak iki devlet ve Doğu Kudüs başkent, Filistin devleti ve İsrail devleti böyle bir anlaşmadan yanayız diyoruz biz. Şimdi 1967'de de herhalde Filistin'in bu iki devletli teklifi reddetmesi de sanırım sorunun buraya gelmesinde bir gelecek okuyamamasından, geleceği görememesinden de kaynaklanan bazı sorunlara yol açtı diye düşünüyorum. Şimdi iki Yanılıyor devleti muyum? Bile konuşmuyoruz artık tabii. Yanlış, diyorsun. Yani yanlış o bile rafa kalktı. Yanlış mı düşünüyor? Yanlış mı düşünüyorum? Yanlış düşünüyorsun Faruk. Kesinlikle yanlış düşünüyorsun. Yani o tarihe daha dikkatli bakmak lazım. Üzgünüm. Yani bu çok hassas bir konu. Öyle doğrudan söylüyorum. Senin de tahammülünü bildiğim için eleştiriye karşı. Evet. Çünkü tekrar açıkça söylüyorum. Bu iki devlet meselesi, Türkiye'nin resmi tezi de budur söyleniyor. Ancak dönemedim bir türlü Sayın Fidan'ın açıklamalarına. Onu hızlıca tamamlayayım ben. Türkiye'nin ortaya koyduğu çerçevenin bir yeniliği var. Türkiye diyor ki bugüne kadar aynı yöntemler denendi ve bu denenmiş yöntemlerin herhangi birinden sonuç alamadık. Neden? Batı medyası üzerinden, Batı akademisi üzerinden, hepimize dayatılmış olan, dillerimize pelesenk olmuş küresel literatür üzerinden dünyayı okumaya çalışıyoruz. Tek kutuplu dünyanın tek kutuplu entelektüelleri bunlar. Gazetecisi de aynı, akademisyeni de aynı, bu meseleye ilgi gösteren siyasetçisi de aynı. Türkiye diyor ki ben artık bu çerçeveden bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Yarın peki Sayın bir şey çıkacağını düşünüyor musun Nasuhi? Yarınki çerçeveden hiç bir şey. Kolay değil. Ya Batı hiç medyası öyle, şey, pardon Batı değil. Öyle de yani Arap ülkeleri farklı mı Allah aşkına? Yani sen yarın bir şey düşünüyor hiç musun? Öyle değil. Hiç kolay değil. Ne olacak bu işin sonu? Nereye gidecek? Ya zaten bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın da, Sayın Dışişleri Bakanı'nın da bu konuda gerçekten hani insaf sahibi değerlendirme sahipleri de hepsi biliyorlar ki iğneyle kuyu kazınıyor şu anda, kazılıyor. Bir de şu var, batılı ülkeler hani çok konsolide olmuş gibi görünüyor ya, Alman şansölyesi gidiyor, işte Holokost bizim üzerimizde böyle bir utançtır, o utançtan dolayı yanınızdayız. Ama şunu söyleyemiyor, biz böyle bir utancı yaşamış bir ülke olarak tarihimizde, burada da başka bir utancın yaşanmasına izin vermek istemiyoruz, razı değiliz diyemiyor. Çünkü daha bir sene önce işte Eylül ayındaydı geçen yıl Eylül ayında Rusya ile arasındaki boru hatları patlatılmış ve ağzını açamamış bir ülkeden bahsediyoruz Almanya derken. Ya iki tane kuzey yakın 1 ve 2 boru hatları yok edildi ve Almanya ağzını açıp herhangi bir tepki gösteremedi. Dolayısıyla bence batıda da çok bastırılmış ülkeler var bu konuda. Onları da söylüyor Sayın Fidan aslında söyleminde. Yani gerçek tavırlarını ortaya koyamıyorlar. Birisi diyecek ki bu bir tiyatro. Bu bir yalan. Medya üzerine kurulu, akademi üzerine kurulu, sözde strateji merkezleri üzerine kurulu yalanlar üzerinden hareket ediliyor. Ve her defasında İsrail'i aklamak üzere hareket ediliyor. Türkiye buna isyan ediyor. 67 ile ilgili Faruk sana bir şey söyleyeyim. O çok hazindir o işler. 67'den sonra değerli büyükelçimiz sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam 4 yıl kadar Ürdün'de de çok kıymetli bir görev yaptı. Ürdün yani sorumluluğu üstleniyor neredeyse İsrail'in sorumluluğunu ve Filistinlere saldırıyor. 2000'e yakında Filistinli öldürüyor. Ya bu işin böyle bir tarihi var. Bu bölge ülkeleri bu konuda aman da barış olsun, bu işler de çözülsün, Filistin devleti kurulsun, ikili devlet olsun orada. Bunun peşinde falan değiller. Mesele kendilerine sıçrar korkusu içindeler. Çünkü İran bölgedeki normalleşme hikayeleri, yani İbrahim Anlaşmaları, Türkiye'nin aynı kategoriye konulmayacak normalleşme hamlesi üzerinden duyduğu rahatsızlığı
masayı devirerek ortaya koydu. Peki. Orta Doğu'da masa devrildi. Ve bir şey daha, çok özür dilerim Hülya, bu kara harekatı ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. O da şudur, bir tur daha kalırsa söyleyeceklerim var. Hamas'ın operasyonunun İsrail ordusunda, istihbaratında ve siyasetinde ortaya çıkardığı psikolojik çöküş henüz düzelmedi tam olarak. Ve onlar da gayet iyi biliyorlar ki Hamas böyle 3000 kişilik, 5000 kişilik, 10.000 kişilik falan bir örgüt değil. 30.000, 35.000 civarında İzzettin el-Kassam Tugayları var. Ama onun dışında onlarla birlikte hareket eden çok geniş bir ağı var Hamas'ın Gazze'de. O yüzden o mücadele o kadar kolay değil. Girerim, kazırım falan. Ben öyle bir şeyin söz konusu olabileceğini düşünmüyorum. Peki. İsrail'in bu konuda yaptığı her hamlede bence dünya kamuoyunda farklı sonuçlar üretmeye doğru gidecektir.